Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf coğrafyada 2. dönem 2. yazılı ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor. Burada güzel de etkinliklerimiz var. Onları yapacağız. Hadi bakalım o zaman bizi bu yazılda neler bekliyor gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi yazılıdan önce bunu birinci yazılı kısmında da söylemiştik. Bizim bu dönem için yazılı notlarımız var. Hem birinci yazılılar için vardı. Temin eden arkadaşlarımız bunlardan faydalandı. Aynı zamanda ikinci yazılar için de tabii ki de kazanım kısımlarımız var. Ve bu birinci kitabımızda bunlarla ilgili özet bilgilerimiz yer almakta. Bu kitabı bu noktada yazılı ile ilgili bir eksikliğiniz olduğunuzu hissediyorsanız mutlaka temin etmenizi tavsiye ederim. Bir de şimdi son sistem ciddi anlamda değişti bu dönem biliyorsunuz. Ve biz hemen ne yaptık? Bu sürece uyum sağladık ve ikinci kitabımız olan yazılı denemelerini yani buradaki o MEB'in kazanım listesi var ya bak şimdi şurada göreceksiniz senaryo 1, senaryo 2. Burada işte kazanımlarımız var. İşte biz bu kitapta tüm bu kazanımlara uygun öğretmenlerini size hangi soruları nasıl ne şekilde sorabilir? Bunlarla ilgili de provalar hazırladık. Bunu da temin etmenizi tavsiye ederim. Neden? Çünkü bu iki kitapta bu süper ikili sizi yazılda yüksek not aldıracaktır diyebiliriz. Peki bu yazılıda bizi senaryolarda hangi kazanımlar bekliyor dersiniz? Gelin bir genel çıta hakkında ondan da bahsetmiş olalım. Önce nüfus nüfus piramitleri. Bunun devamında göçler nedenleri, sonuçları, türleri, Türkiye'deki göçler, göçün mekansal etkileri, ekonomik faaliyet türleri bunlar beşeri sistemler ünitesi içerisinde yer almakta. Bak tekrar söylüyorum. Bunlar beşeri sistemler ünitesi, ünitesi içerisinde yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Devamında uluslararası ulaşım hatları var. Yani küresel ortam, bölgeler ve ülkeler kısmı. Burası senaryo bir kısmı. Hepsinden şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane kısım olarak soru vermiş bize. Bir de senaryo 2 kısmımız var. Burada gene nüfustan başlayacağız. Dağılışı. Bu dağılış üzerinde etkili olan faktörler. Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri. Türkiye'deki göçlerin sebepleri ve sonuçları. Bununla birlikte ekonomik faaliyet türlerinin ülkelerin gelişmişliği üzerindeki etkisinden de bahsetmiş olacağız. Ve gene uluslararası ulaşım hatları. Yani gene beşeri sistemler ve küresel ortam bölgeler bizim ana ünite kısmımız olacak. Bu iki üniteye adınızı ezber gibi çalışacaksınız. Bunu da unutmayalım. Peki şöyle bir genel tekrar yapmamız gerekirse. Nüfus neydi sevgili arkadaşlar? Nüfus sınırları belirli bir zaman diliminde yaşayan kişi sayısıydı. Peki demografi nedir? Nüfusu çeşitli özelliklerine göre incelediğimiz bilim dalıdır diyebiliriz. Eğer ki biz nüfusu çeşitli özelliklerine göre gruplandırma işlemi yaparsak nüfus sayımı yapmış oluruz ve bir nüfus sayımında elimize birçok veri Geçecek ama bu sayımları nasıl yapıyoruz dersek iki şekilde yapmaktayız. Bir defakto yöntemi, iki dejur yöntemi. Defakto yöntemi o an neredeyse oranın nüfusuna ait olduğun sayım yöntemiydi. Bizim ülkemizde de eski dönemlerde 1990-2000 yılların başına kadar bu sayım yöntemiyle gerçekleştirdik sayımı ama günümüzde dejur yöntemine göre sayımsal faaliyetleri yürütmekteyiz. Buradaki amacımız da ikametgaha dayalı sayım yöntemidir. Yani bugün e-devletinize girdiğinizde hangi adreste kimlerle birlikte yaşadığınız, o yaşadığınız kişilerin sizlerle olan yakınlık derecesini görebilmektesiniz sevgili arkadaşlar. Bu da de jur yöntemine göre sayım yöntemidir. Şimdi biz bu sayım yöntemlerinden ister birincisini ister ikincisini yaptığımızda elimize birçok veri gelir. Mesela cinsiyet özellikleri ya kadın ve erkek olmak üzere iki gruba ayrılır. Mesela bunu dünya nüfusunda örneklememiz gerekirse birbirine oldukça yakındır. %50, 41, %49, 59, 52, 48. Yani bunlar %49, %50, %49, %50 birbirine yakın çıkacaktır. Bak bu mesela gelişmişlik hakkında hiçbir bilgi vermez. Ama ortalama insan ömrü gelişmişlik hakkında bilgi verecektir. Neden? Çünkü sağlık hizmetlerinin gelişmiş olduğu bir ülkeyi düşünürseniz ortalama insan ömrü o ülkede uzun olur. Ama sağlık hizmetlerinin gelişmediği bir ülkeyi düşündüğümüzde o ülkede ise ortalama insan ömrü kısa olacaktır. Örnek vermemiz gerekirse mesela iki ülke yazalım. Çat birinci ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri ikinci ülkemiz olsun. Peki hangisinde ortalama insan ömrü daha uzundur? Tabii ki de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Neden? Gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelerde sağlık hizmetleri de geliştiği için ortalama insan ömrü uzundur. O o zaman bu ifade bana bir ülkenin gelişmişliği hakkında ne yapıyor? Bilgi veriyor. Okur yazarlık oranı 6 yaş üzerindeki bireylerde aradığımız bir kriterdir. Bak bir eğitim kademesinden mezun olup olmaması değil. Yazılan bir metni okuyabiliyor. Mesela ben şimdi şurayı şöyle daire içerisine alayım. Burada ne yazıyor çocuklar? Hepiniz okuyun sesli bir şekilde. Beşeri yazıyor. Tamamı hepiniz okuma yazma biliyorsunuz. Ya sen ister ilkokul mezunu ol, ister lise mezunu ol, ister üniversite mezunu istersen hiçbir kademede tahsil görmemiş ol. Eğer ki bu yazılan metni okuyabiliyorsan sen okur yazarsın. Gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi yüksek olduğu için okur yazarlık oranı da yüksektir. O zaman Çatta mı okur yazarlık oranı yüksek ABD'de mi derseniz tabii ki de Amerika Birleşik Devletleri'nde. O zaman bu gene gelişmişlik anlamında bir kriter midir? Tabii ki. Çünkü okur yazarlık oranının yüksek olduğu ülkelerde bilgi ve teknoloji daha ileri düzeyde kullanılır. Bu da sanayi anlamında olumlu bir etki yaratacaktır diyebiliriz. Kır ve kent nüfusu yapmış olduğumuz ekonomik faaliyete etkinlik gruplarına göre değişiklik gösterir. Mesela çatta genel ekonomik faaliyet grubu tarımsal faaliyetlerdir. Yani birincil ekonomik faaliyetlerdir. O yüzden çatta mesela kır nüfus oranı, kent nüfus oranına göre daha yüksektir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet sektörünün ülke ekonomisindeki yeri daha ön plandadır. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri'nde kent nüfus oranı daha fazladır. O zaman bu ifadede gelişmişlik hakkında bilgi verdi. Çalışan nüfus nerede çalışabilir? Birincil ekonomik faaliyet, ikincil ekonomik faaliyet, üçüncül ekonomik faaliyet. Yani biz bunlara tarım, sanayi ve hizmetler sektörü diyeceğiz. Şunu unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların oranı fazladır. Ama çat gibi az gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışanların oranı fazladır. O zaman bir ülkedeki sektörel dağılım gene ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verir mi derseniz tabii ki de verecektir bunu da unutmayalım. Ve bir de dünyada nüfusun dağılışına baktığımızda her yerde bu nüfus dengeli dağılmamış. Yani dünya nüfusunda bazı yerler yoğun nüfusa, bazı yerler seyrek nüfusa sahip. Hemen şöyle harita üzerinde buna bakmamız gerekirse 5 numaralı alanımız Amazon havzası olarak geçer ve Amazon havzasında nüfusumuz seyrektir. Neden? Çünkü burası ekvatorial iklim bölgesidir ve buna bağlı olarak yüksek sıcaklık, nem, bitki örsünün gür olması, nüfusun seyrek olmasındaki ana etkendir diyebiliriz. Mesela 9 numaraya baktığımızda 9 numarada sahra çölünü görebilmekteyiz. E çöl iklim bölgesi, yağış azlığı, toprağın verimsiz olması, su kaynaklarının yetersiz olması burada nüfusun seyrek olmasındaki ana etkendir diyebiliriz. Mesela 4 numarada nereyi görebiliyoruz? 4 numaradaki bölgemiz Antarktika'dır. E şimdi buraya baktığımız zaman burası bir kutup bölgesi. Sıcaklığın düşük olması, toprağın donmuş olması, nüfusu olumsuz anlamda etkilemiştir ve seyrek nüfusudur. 6 numaraya geldiğimizde Amerika'nın kuzey kısımları. Bak şu kısımdaki kim var? Bu kısımda Alaska var. Hemen onun yan kısmında da Kanada'nın kuzey bölümü var. E burası ekvatordan oldukça uzak bir bölge. İklim anlamında soğuk bir iklim bölgesi. Bu ister istemez buradaki ekonomik etkinlikleri olumsuz etkiler ve burada da nüfus seyrektir. Mesela 8 numaraya geldiğimizde Sibirya Yer şekilleri düzdür ama iklim soğuktur, seyrek nüfusludur diyebiliriz. Peki yoğun nüfuslu alanlara baktığımız zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu bölümü sanayi faaliyetlerinin, ticaret faaliyetlerinin, ulaşım, turizm faaliyetlerinin gelişmesine bağlı olarak yani beşeri faaliyetlerin gelişmişlik seviyesinin yüksek olmasına bağlı yoğun nüfusludur. Bir numaraya baktığımızda Hindistan Bangladeş hattı. E Hindistan ve Bangladeş hattı hem tarihi faktörlere yani geçmiş dönemde burası bir Hint medeniyetinin kuruluş alanıydı. Aynı zamanda tarımsal anlamda verimli topraklara sahip. Bu da bu alanda nüfusun yoğun olmasındaki ana etkendir diyebiliriz. 3 numaraya geldiğimizde Çin'i görebilmekteyiz. E o zaman burası da gene yoğun bir nüfusu sahiptir diyebiliyoruz. Bak kırmızıyı şöyle yazdım. Üst kısmada yazayım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsın sınavdan önce bakarlar. Kırmızı olan alanlar yoğun, siyah olan alanlar ise seyrektir diyebiliriz. Şimdi haritada tek bir yerimiz kaldı 2 numara. Tabii ki de 2 numara Batı Avrupa. Bana bir soru da Batı Avrupa'yı verirse hemen aklıma tüm olumlu durumlar gelecek. Bu kadar olumlu bir durumun olduğu bir yerde nüfus da tabii ki de yoğun olacaktır diyebiliriz. Şuraya da şöyle Batı Avrupa diye ben yazıyorum. Bunu da 2 numara ölçeğinde unutmayalım. Ha Burada kolaylaştıralım işi biraz da. 7 numarada nüfusun yoğun olmasındaki ana etken sebeplerinin hepsini 2 numaralı bölge içinde söyleyebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Çünkü 2 ve 7 numaralı bölgeler gelişmişlik düzeyi anlamında dünyanın en önemli bölgeleridir diyebiliriz. Bununla birlikte dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine baktığımızda evet dünya nüfusu sürekli artmıştır. Ama bazı dönemler var ki nüfusta ciddi anlamda bir artış yaşanmıştır. Biz bu dönemleri sıçrama dönemleri diyoruz. Peki bu sıçrama dönemleri kimlerdir dersek? 1. Paleolitik dönemde meydana gelen alet keşfi bu dönemde insanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşıyordu ya, yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini daha korunur bir hale getirdiler. İkincisi tarım devrimi. Bu Neolitik dönemde yani günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce meydana gelen bir devirdir. İnsanlar tarımsal faaliyetlerle birlikte yerleşik hayata geçiyorlar, kendilerini dış dünyadan izole ediyorlar. Aynı zamanda besin değeri yüksek gıdaları tükettikleri için hayat standartları yükseliyor. Bu da nüfusun ikinci sıçrama dönemidir. Üçüncü sıçrama dönemine geldiğimizde ise kim var? Sanayi devrimi var. Sanayi devriminde özellikle sağlık hizmetlerinin iyileşmesi Tıpta meydana gelen ilerlemeler nüfusun sıçrama yapmasındaki ana etkendir. Bu üç ifadeyi de unutmamakta oldukça büyük fayda. Geldik peki Türkiye nüfusuna. Türkiye nüfusuna baktığımızda önce bir nüfusun dağılışından bahsetmemiz gerekirse. Türkiye'deki nüfusun yoğun olduğu bazı alanlardan bahsedelim. Mesela İstanbul ve çevresi nüfusun yoğun olduğu alanların başında yer almakta. Hemen güneyinde Bursa çevresi yoğun nüfusludur. İzmir çevresi yoğun nüfuslu. Antalya merkez yoğun nüfuslu. Adana, Osmaniye, Antep, Kilis hattı, Hatay hattı yoğun nüfuslu. Devamında Ankara yoğun nüfuslu. Zonguldak çevresi yoğun nüfuslu. Doğu Karadeniz yoğun nüfuslu. Bak bu alanlar nüfusun yoğun olduğu yerler. Ama her yer böyle şanslı değil. Bazı yerlerde ise nüfus oldukça seyrek. Mesela Yıldız Dağları'nın bulunduğu yer Kırklar Eli, Çanakkale'nin bulunduğu yer Biga Yarımadası özellikle. Muğla ve çevresi Menteşe Dağları, bakın burası Teke Platosu, şu kısımda Taş Eli Platosu, Seyrek Nüfuslu, Tuz Gölü çevresi Seyrek Nüfuslu, Sinop çevresi Seyrek Nüfuslu, Hakkari seyrek nüfuslu, Erzurum, Kars, Ardahan, Sivas attı gene şurada şöyle kocaman bir hat işaretleyelim. Bu alanlarda gene seyrek nüfusludur diyebiliriz. Peki Türkiye'deki nüfusa baktığımız zaman bizim ülkemizdeki sistemli anlamda ilk nüfus sayımı 1927 yılında gerçekleştirmiştir. Ve bu 1927 yılında yapılan nüfus sayımında bizim nüfusumuz 13.6 milyon kişi çıkıyor. Ve şu anda nüfusumuz 86 milyon. Ve Türkiye'nin nüfusu şunu unutmayalım. Türkiye nüfusu sürekli artmıştır. Bak nüfusumuz ne yapmış? Sürekli artmış. Buna oldukça önem arz ediyoruz. Dikkat diye yazıyoruz. Geç esas duruşa önemli. Neden? Şimdi sana öğretmenin soruda mesela böyle bir Türkiye nüfusunun artış hızını gösteren bir grafik verdi. Bu grafikle ilgili ifadeleri söyleyin dedi. sen sallamaya başladın. Dedin ki 1935'ten 1950'ye geldiğimizde nüfusumuz azalmıştır. 50'den 60'a kadar nüfusumuz artmıştır. 60'tan sonra nüfusumuz azalmaya devam etmiştir falan dedin. Kendine göre ne kadar güzel yorumlar yapıyorsun. Ulan diyorsun ki ben böyle bir şey yok ya. Ben var ya coğrafyanın Piriyim, Malkoçoğlu'yum, Karamurat'ıyım diyorsun. Ama şurayı kaçırıyorsun. Şurada ne yazıyor? Şurada binde yazıyor. O zaman bu bir miktar gösteren grafik değildir. Bu oran gösteren grafiktir. Ve dikkat edersen şurası sıfır değil mi? 0, 5, 10, 15, 20. Yani hep artı derdi mi? Artı derdi. Bu nüfusun artış hızını gösteren bir grafiktir. Allah'ını seven bunu unutmasın. Tamam mı? Artış hızını gösteriyor. Burada artış hızımız düşmüştür ama nüfusumuz artmıştır. O zaman böyle bir grafik geldiğinde Türkiye nüfus sürekli artmıştır diyeceksin. Mesela 1935'ten 1950'ye kadar geldiğimiz süreçte artış hızımızın azalmasının temel sebebi 2. Dünya Savaşı'dır diyeceksin. Daha sonraki süreçte artış hızımız artmış ve 1955-60 dönemi ülkemizdeki en yüksek nüfus artış hızının ölçüldü ya da sayıldığı dönemdir diyebilirsin. Bak ne kadar güzel cümleler. Daha sonraki süreçte nüfus artış hızımız azalmıştır diyebilirsiniz. Ama nüfusumuz sürekli artmıştır diyeceksin. Tamam ondan sonra öğretmen diyecek ki aferin sen diyecek adamsın çünkü doğru bir ifadeyi kullandın diyecek. Devam ediyoruz. Nüfus piramitleri. Biz şimdi sayımlar yapıyoruz ya. Sayımlarda birçok veri elde ediyorduk. Cinsiyeti elde ediyoruz. Ortalama yaşam süresini elde ediyoruz. Kırkent nüfusunu, gelişmişlik düzeni birçok veri elde ediyoruz ve bu veriler eşliğinde oluşturduğumuz grafikler nüfus piramitleri olarak geçiyor. Bakın sevgili arkadaşlar nüfus piramitlerinde iki tane renk görüyorsunuz. Bu piramitlerin bir tarafı erkek nüfusunu göstermekte. Bir diğer tarafı ise piramitte kadın nüfusunu göstermekti. Piramitte dikkat ederseniz şu kısımda 15'i şu kısımda 65'i görüyorsunuz buna yaş demiş. O zaman bu yaş gruplarını gösteriyor. Şurası A olsun A dediğimiz yer 0-15 yaş aralığını şu 15-65 B olsun B dediğimiz yer 15 ile 65 yaş aralığını gösteriyor. Şurası da C olsun. C dediğimiz yer ise 65'in yaşındaki üstün kişileri gösteriyor. Yani şurası genç bağımlı nüfus, burası yaşlı bağımlı nüfus, burası da aktif dinamik nüfus olarak geçmekte. Ben böyle bir piramit karşıma geldiğinde bir tabana bakarım. Taban dediğimiz alt kısmı. Taban neyi gösterir? Taban doğumları gösterir. O zaman bir piramidin tabanı ne kadar genişse, o zaman o ülkede doğum oranı o kadar yüksektir diyebiliriz. Bir de piramidin tavan kısmına bakarsın. Tavan kısmı da sana ölümü gösterir. Tavan kısmı ne kadar yüksekse o zaman o ülkede de ölüm oranı o kadar düşüktür diyebilir sevgili arkadaşlar. Şimdi şuradaki birinci piramidimize baktığımızda bak şimdi piramitte şuraya dikkat edin. 65 yaş çok az taban oldukça geniş. O zaman bu ülkede yüksek doğum ve yüksek ölüm oranı vardır. O yüzden bu ülke yavaş bir nüfus artış hızına sahiptir. Gelişmişlik seviyesi düşük olan ülkelerin piramidi bu şekildedir. Gelişmekte olan ülkelerin piramidi ikiz kenar üçgen piramittir. Ölüm oranlarında azalışlar yaşanmıştır. Eğer ki bir piramidin tabanı belirli bir süreden sonra böyle daralıyorsa buradaki gibi o zaman son yıllarda şu yorumu yapabilirsiniz doğum oranında bir azalmanın olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da unutmayalım. O zaman bu piramide baktığımızda bakın dikkat edin tabanda ne var? Tabanda bir daralma var. Eğer ki böyle bir tabanda daralma varsa nüfus artış hızı ne yapmıştır? Yavaşlamıştır. Nüfusu azalmıştır demiyorum nüfus artış hızı yavaşlamıştır diyorum tamam mı? Gelişmiş ülkelerin piramidi bu şekildedir unutmayalım. Eğer ki düşük bir nüfus artış hızı var, sonra tekrar yükseliyorsa da son piramit olacaktır diyebiliriz. Bunları zaten söylemiştik. Göçler. İnsanların herhangi bir sebepten dolayı bulundukları yeri terk etmesi işlemine göç diyeceğiz. Burada bazı durumlar var. Göçe sebep olan mesela doğal nedenler. İklim diyebiliriz, erozyon diyebiliriz, deprem, sel, çığ, heyelan, volkanik patlama, tsunami Bunları örnekleriz. Doğal nedendir. Mesela geçen seneki yaşanan maalesef Maraş Göksun depreminden sonra insanların başka alanlara göç etmesi gibi. Tamam mı çocuklar? Ya da yaz döneminde meydana gelen orman yangınlarına bağlı olarak insanların o alanlardan başka yerlere göç etmesi gibi. Bunlar doğal nedendir. Bir de siyasi nedenler var. Mesela Suriye'deki yaşanan iç karışıklıklar, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşlar ya da sınır değişiklikleri, siyasi baskılar, mübadeleler. Mesela Cumhuriyet döneminde biz Yunanistan'la birlikte mübadele göçü antlaşması yapmışız ve vatandaşlarımızı karşılıklı olarak yer değiştirmişiz. Mesela bu bir mübadele göçüdür ve siyasi bir nedendir. Rusya Ukrayna Savaşı'nda Ukraynalıların Türkiye'ye gelmesi savaşlara bağlı olarak yaşanan göçlerdir. Suriye'de yaşanan iç savaş yani iç karışıklık neticesinde milyonlarca Suriyelinin ülkemize gelmesi gibi. Bir de ekonomik nedenler aslında bir insanın göç etmesindeki en önemli temel sebep hayat kalitesini, hayat standartlarını yükseltmesidir. İşte burada da tamamen iş neye dönüyor? Duygusal kısma dönüyor. Bir de sosyal kişisel neden, eğitim, dini neden, kültürel farklılık, sağlık daha iyi yaşam tercihi olabilir sevgili dostlar. Bir de burada göçle ilgili bazı kavramlar var. Onu sorular kısmında size tekrar söyleyeceğim. Şimdi Türklerin Orta Asya'dan göçü. Türkler nerede yaşıyor? Orta Asya dediğimiz alan. Peki bu? Orta Asya dediğimiz coğrafyayı şöyle harita üzerinde göstermemiz gerekirse sevgili dostlarım. Şimdi şöyle ben haritamı çizeyim. Şurada işte Güney Kuzey Kore'yi çizeyim. Şuraya canım güzel ülkemizi çizelim şöyle. Hop şuradan şöyle gelelim. İtalya falan şöyle Avrupa'ya gidelim. Orta Asya dediğimiz yer burası. Şuraya şöyle Orta Asya yazdım. Bak şimdi güneyde Himalaya dağları var. Doğu kısmında Çin Mançurya bölgeleri var. Kuzey kısmında Sibirya bölgesi var ve şurada da Hazar bölgesi var. Deniz etkisinden uzak olduğu için yarı kurak bir iklim görülüyor. Yani karasal bir iklim var ve buna bağlı olarak Türkler burada göçebe hayvancılık yapıyor. Peki Türkler buradan niye göç etti? 1. Boylar arası hakimiyet mücadeleleri var. 2. Kuraklık, kuraklığa bağlı otlakların verimsizleşmesi var. Artan nüfus ve esir düşme korkusu var. İşte tüm bu sebeplerden dolayı Türkler bu alandan başka alanlara göç ediyor. Ve batıya doğru göç eden Türklerin Hazar'ın kuzeyinden Avrupa'ya giden kısmı öndeki toplulukları Avrupa'nın iç kısımlarına doğru sürüklüyor ve biz bu göç hareketine ne diyoruz? kavimler göçü diyoruz. Tarihsel süreçteki önemli göçlerden bir tanesidir. Eğer ki bir ülkede hızlı bir sanayileşme süreci meydana gelirse iş gücü açığı ortaya çıkar ve bu şekilde yapılan göçler işçi göçleridir. Eğer ki sınır değişikliği neticesinde iki ülkenin vatandaşlarını karşılıklı olarak yer değiştirmesi işlemi var ise bu göç mübadele göçüdür. Eğer ki iyi eğitim almış bir birey ...bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye gidiyorsa... ...bu da beyin göçüdür. Eğer ki bir savaş durumu... ...ya da herhangi bir etnik dini baskı olayı var... ...ve insan burada can güvenliği tehlikede olduğu için... ...başka bir bölgeye gidiyorsa... ...savaş ve sosyal olay göçleri... ...eğer ki yaşanan bir doğu olayı... ...ciddi anlamda can ve mal kaybına neden olmuş ve... ...bundan dolayı insanlar başka alanlara gitmişse... ...doğal afet göçleri coğrafi keşiflerle birlikte Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika'ya, Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya yapılan göçleri de biz yeni dünya göçleri demekteyiz. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman, istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun içinde yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Peki, ekonomik faaliyetler neydi? İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek, daha iyi bir hayat standartına ulaşabilmek için çeşitli sektörlerde çalıştığını biliyoruz. İşte biz bu sektörlere ekonomik faaliyet grupları diyoruz. Beş tane grubumuz var. Birincil ekonomik faaliyet grubu kimdir dersek. Ham maddenin doğrudan ya da dolaylı bir şekilde elde edildiği, doğadan elde edildiği sektörlerdir. Peki burada kim var dersek. Birincil ekonomik faaliyet grubunda tarım sektörü var. Tarım sektörü dışında hayvancılık sektörü var. Ormancılık sektörü var. Balıkçılık sektörü var ve madencilik sektörü var. Yani bunların alayı birincil ekonomik faaliyet grubunda. O zaman bir çiftçiyi, bir çobanı, bir orman işçisini, bir balıkçıyı ya da bir maden işçisini düşündüğümüzde hepsi hangi ekonomik etkinlikte? Birincil ekonomik etkinlikte. İkincilde olay nedir dersek mamül madde üretme. Yani sanayi tesislerinde fabrikalarda çalışan kişiler nerede yer almakta? İkincil ekonomik etkinlik grubunda ya da bir enerji üretim tesisini düşünebilirsiniz. Oradaki işçiler de gene ikincil ekonomik faaliyet grubunda yer almakta. Bu da önemlidir. Devam ediyoruz. Üçüncül ekonomik faaliyet grubu. Biz buna hizmet sektörü diyeceğiz. Nedir bu? Mesela eğitim sektöründe çalışan eşref öğretmen. Ben hizmet sektöründe çalışıyorum. Çünkü ben bilgiyi ne yapıyorum? Pazarlıyorum. Ya da sağlık alanında çalışan doktorları, hemşireleri o gittiğiniz zaman o girişte kimliğinizi verip sizi kayıt yapan bilgisayarın başındaki teknikerler, teknisyenler var ya bunların hepsi üçüncü ekonomik faaliyetidir. Ya da güvenlikte askerler, polisler, güvenlik görevlileri. Adaletteki avukatları, hakimleri, savcıları düşünebilirsiniz sevgili dostlar. Bunlar üçüncül ekonomik etkinlik grubunda yer alacaktır diyebiliriz. Dördüncül ekonomik faaliyet grubu son dönemde ortaya çıkmış dijital kısmı içerisine yer alacaktır diyebiliriz. Beşincil ekonomik faaliyet grubu ise üst düzey yetkili kısım. Bak dördüncüle şuraya şöyle ben e, dijital diye yazıyorum. Beşinciye de karar ver diye yazıyorum. Yani karar verme pozisyonunda olan kişiler üst düzey kişiler olarak karşımıza çıkmakta. Bak bir ülkede çalışan nüfusun sektörel dağılımına baktığımızda ya birinci ekonomik faaliyet grubunda çalışacak ya ikide ya üçte ya dörtte ya beşte. Ama bak bana bize burada 3 tane faaliyet grubu vermiş. Bu tarım dediğimiz kısım birinci ekonomik faaliyet grubu. Sanayi dediğimiz kısım ikinci ekonomik faaliyet grubu. Hizmetler dediğimiz kısım ise üçüncü ekonomik faaliyet grubu var burada. Dördüncül ekonomik faaliyet grubu var burada. Beşincil ekonomik faaliyet grubu da burada yer almakta. Bunu da unutmayın. Yani o zaman hizmetler deyince 3'ü alacağım, 4'ü alacağım ve 5'i alacağım. Ve bir ülkede hizmetler sektöründe çalışanların oranı ne kadar fazlaysa o ülke o kadar ...gelişmiş bir ülkedir. Buna göre birçok yorum yapabilirsin. Mesela dikkat et, Belçika'da demiş ki... ...çalışan nüfusun sektörel dağılımının... ...yüzde, bak dikkat et, dikkat... ...yüzde 78'lik kısmı... ...kimde çalışıyormuş? Hizmetler sektöründe. Ama az gelişmiş... ...ülkelere baktığımızda... ...tarım sektöründe çalışanların oranı... ...diğer sektörlere göre... ...oldukça fazladır. Burada da bak... ...dikkat et Ruanda'ya, çalışan nüfusun... ...sektörel dağılımında yüzde 66... ...kimdeymiş? tarımdaymış. O zaman hangisinde kişi başına düşen milli gelir daha fazla Belçika'dadır diyebiliriz. Bunlarla ilgili yorumlar da önemlidir. Ulaşım. Paranın, bilginin, insanın, mal ya da hizmetin herhangi bir yerden başka bir alana taşınması işlemine biz ulaşım diyoruz. Burada anabilmemiz gereken dört tane ulaşım sistem var. Karayolları, tarihsel süreç içerisinde kullanmış olduğumuz en eski ulaşımıdır ve aynı zamanda en yaygın ulaşımıdır. Çünkü biz karayollarıyla Türkiye'nin ya da dünyanın dört bir köşesine ne yapabiliriz rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Ve Tarihsel süreç içerisinde özellikle 1900 yıllarda içten yanmalı motorların keşfiyle birlikte de karayolunda ciddi bir devrim yaşanmıştır. Ülkemizde ya da dünyada gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğu alanlarda karayolu ağının da yoğun olduğunu söyleyebilmekteyiz. Bakın Kuzey Amerika, Batı Avrupa Doğu Asya yoğunluk var. Demir yolları sanayi devrimiyle birlikte buharlı makinelerin hayatımıza girmesi sonucunda ortaya çıkmış ve günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte de başka bir hal almıştır diyebiliriz. Hızlı trenlerle bugün 500-550 km hızla bir yerden başka bir yere çok konforlu ve çok hızlı bir şekilde ne yapabiliyoruz? Gidebiliyoruz bunu unutmayalım. Gene bak Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Doğu Asya yoğun alanlar içerisinde yer almakta. Hava yolları enlerin ulaşımıdır. En pahalı, en güvenli, en hızlı, en kaliteli. O yüzden bunu gelir seviyesi yüksek bölgeler arasında yoğunluğun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani Batı Avrupa, Kuzey Amerika diyebiliriz. Deniz yolu uluslararası ticarette, bak uluslararası ticarette en yoğun kullandığımız ulaşımıdır Ve neden? Tek seferde çok fazla sayıda yolcu ve yük götürüyorduk değil mi? Aynı zamanda yol yapım ve bakım maliyetlerimiz yoktu. Bir de güzergahta rahat bir değişiklik yapabiliyorduk. Tüm bu sebepler deniz yolunu diğer ulaşım ağlarına göre uluslararası ticarette oldukça ön plana atmıştır diyebiliriz. Burada da en yoğun yolumuz şuradaki işaretlediğim yol. Yani Kuzey Atlantik yolu. Batı Avrupa ile Kuzey Amerika arasını kapsar, önemlidir. Bir de biz deniz yolunda bir yerden başka bir yere giderken geçmiş olduğumuz bazı yerler var. Yani boğaz ya da kanal. Mesela 12 numarada kim vardı? Panama Kanalı. Peki bu 12 numara nereyle nereyi birbirine bağlıyordu? Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlamaktaydı. Peki 12 numara açıldığında bak burası bir kanal insan eliyle açılmıştır. Nerenin önemi azalmıştır? 9 numarayla gösterdiğimiz Magellan Boğazı'nın önemi azalmıştır diyebiliriz. O zaman 9 numara Magellan Boğazı. Ben şuraya şöyle 9'u yazdım. 12 numara ise Panama kanalı. Panama'nın bulunduğu yere de şöyle 12 diye yazdım. E bir de burada biri görebilmekteyim. Şu kısımda Alaska yer almakta ve şu kısma geldiğimiz zaman Rusya Çuçki Yarımadası yer almakta. Şuraya da şöyle Rusya diye yazayım. Bunların ikisinin bulunduğu yerdeki boğazımız kimdir dersek Bering Boğazı'dır. Buraya da şöyle biri yazdım. 3 numaraya geldiğimizde 3 numarada Malakka Boğazı yer almakta. Aman burada korsanlar var buna dikkat edelim. 8 numara tam şu kısımda Almanya. Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'ni birbirine bağlar. Almanya sınırları içerisindedir. Ve 8 numaralı alanımız Kiel kanalı olarak karşımıza çıkar. 5 numaralı alan İngiltere ile Fransa arasında yer alır. Burası Dover Boğazı'dır. İngiltere ile Fransa arasında yer alıyor. Dover Boğazı'dır. 10 numara kuzeyde İspanya, güneyde Fas. Akdenizle Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlar. Cebeli Tarık Boğaz'dır. 10 numara buraya yazdım. 2 numaraya geldiğimde burası Yunanistan. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda sadece turistik gemilerin geçebileceği büyüklükte önemli bir kanal var. Bu kanal kimdir dersek Korint kanalıdır. Buraya da şöyle 2 numara diye yazdım. 4 numarada Karadeniz, Marmara, Ege Denizi bunları birbirine bağlayacak İstanbul ve Çanakkale Boğazları yer almakta stratejik açıdan oldukça önemlidir. Şurada 6 numara Kızıl Denizli Akdeniz birbirine bağlanır. Burası Süveyş Kanalıdır. Şurada 7 numara. Burası Hürmüz Boğazıdır. Hemen alt kısmında 11 numara Babil Mendeb Boğazıdır. Bak buraya şöyle yazıyorum. Burası oldukça önemli. Çünkü burası kesinlikle ve kesinlikle karşına çıkacaktır diyebilirim. Geldik şimdi soru kısımlarımıza. Aşağıdaki piramide sahip olan ülkelerin özelliklerini yazınız. Bu piramide sahip olan ülkelere demiş ki örnekler veriniz. Senin burada önce neyi bilmen lazım biliyor musun? Bu piramide sahip olan bir ülke Nasıl bir ülke? Bu piramide sahip olan ülkeler genel itibariyle bak düşük doğum ve ölüm oranına sahiptir. Şuraya şöyle bir yazıyorum. Birinci özellik ya düşük doğum ve ölüm oranına sahiptir diyorum. Şimdi piramitteki şu ifadeleri yazmamıza gerek yok. Zaten biliyoruz 0 şuraya geliyorum 15 şuraya geliyorum 65. Ya baksana bak şuraya bak. Allah aşkına şuraya bak. Ne kadar çok bir yaşlı nüfus var değil mi? O zaman böyle bir ülkede yaşlı nüfus oranı oldukça fazlaysa ortalama yaşam süresi şuraya şöyle yazdım. Ortalama yaşam süresi uzundur. Bak bu da mesela özelliğidir. E bu nasıl bir ülkeydi? Gelişmiş bir ülkeydi. O zaman şuraya şöyle diyorum ki gelişmişlik seviyesi oldukça yüksektir diyorum. Bunu da yazdım. Tamam. Başka bir şey yazabilir miyiz buraya peki? Tabii ki de yazabilir sevgili arkadaşlar. Mesela ne yazacağız dersek ülke bazlı örnek vermemiz gerekiyor. Mesela burada kimi örnek verebiliriz? Batı Avrupa ülkelerinden. Hollanda'yı örnek verebiliriz. Devamında Almanya'yı örnek verebiliriz. Ya da Japonya'yı örnek verebiliriz. Ya da bir tane daha yazalım İtalya'yı örnek verebiliriz. Bu gibi ülkelerdir. Bak gelişmişlik seviyesi yüksektir dedik ya. Lan burada aklına gelen gelişmiş ülkelerin özellikleriyle ilgili her şeyi yazarsın. Mesela dersin ki kişi buraya da ben şöyle uzun uza diye yazayım. Kişi başına düşen Milli gelir nasıldır? Milli gelir tabii ki de yüksektir. E okur yazarlık oranı nasıldır? Yüksektir, değil mi? Eğitim seviyesi nasıldır? Yüksektir. Nüfusun büyük bir bölümü nerede yaşayacaktır? Kentlerde yaşayacaktır. Bu ülkede hakim ekonomik faaliyet grubu ne olur? Ya sanayi sektörü olur ya da hizmetler sektörü olacaktır. Zaten bundan dolayı sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların oranı fazla olduğu için Zaten bu ülkenin kent nüfus oranı yüksektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Önemlidir diyoruz. Geldik bir diğer soru. Şimdi göç alan yerlerde ortaya çıkabilecek mekansal değişiklikler. Bak burada ne demiş? Göç alan yerlerde ortaya çıkacak mekansal değişiklikler. Böyle bir soruyu öğretmenin sana sorduğunda aklına neresi gelsin biliyor musun? İstanbul'umuz gelsin. İstanbul şu anda yoğun bir şekilde göç almış bir ilimiz mi? Evet göç almış bir ilimiz. O zaman bir İstanbul'da çarpık bir kentleşme var mı? Çarpık kentleşme İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesidir. Özellikle gece kondulaşma oldukça yüksek. Mesela İzmir'de bu noktada oldukça yüksek gece kondulaşmaya sahip illerimizden bir tanesidir. Bu birincisi. Devamında ne olabilir? çevre sorunları ortaya çıkarabilir. Bak çevre sorunları hemen şuraya şöyle meydana gelir diyorum. Mesela ne? Burada bir altyapı sorunları olabilir. Bak altyapı sorunları olabilir. Mesela bir yağış sonrasında sel ve taşkınlar yoğun ölçekte meydana gelebilir. Ya da burada bu yoğun nüfusa bağlı olarak hava kirliliklerinde bir artış yaşanabilir. Onun dışında su kirliliğinde de gene bir artış yaşanabilir sevgili arkadaşlar. Onun dışında görüntü sorunlar, görüntü kirliliği olabilir. Bak görüntü kirliliği ve aynı zamanda gürültü kirliliği de yaşanır. Ve bununla birlikte devam ediyorum. Ulaşımda aksamalar yaşanır eğitimde aksamalar yaşanır ve sağlık sistemlerinde aksamalar yaşanacaktır. Yani biz bazen haberlerde şunu duyuyoruz değil mi? 50 kişilik, 60 kişilik sınıfların olduğu haberleri duyuyoruz. Böyle bir sınıfta eğitimin kalitesinin ne kadar yüksek olup olmayacağının yorumunu size bırakıyorum. Ya da hastaneye gidiyorsunuz, hastanede herhangi bir MR olabilir, röntgen olabilir, ultrasyon cihazı olabilir. Bunlarla ilgili bir randevu aldığınızda belki sizi 2-3 ay ileriye atıyor. Yani diyorsun ki 2-3 aya inşallah ölmezsem o MR'a ne yapabilirim? Girebilirim. Ya da dişin ağrıyor hastaneye gidiyorsun. Randevu veriyor 3 hafta sonraya. 3 hafta ağrıyan dişle nasıl ne şekilde yaşayacaksın onu da düşünüyorsun. Gerçekten işte bu göç alan yerlerdeki en büyük problem ya da kriterimiz budur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi bir diğer soruya. Türklerin Orta Asya'dan göçüne neden olan bak faktörler. Yahu Türkler Orta Asya'dan niye göç etmişti? Bir yazıyorum şimdi. Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinin temel sebepleri içerisinde iklime bağlı meydana gelen kuraklık var. Ve bu kuraklık ister istemez neleri olumsuz etkiliyor? Otlakların verimsizleşmesine, otlakların veriminin hatta şöyle yazayım veriminin düşmesine neden oluyor. Niye Türkler için otlaklar bu kadar verimli. Çünkü Türkler bu coğrafyada Göçebe hayvancılık faaliyetleriyle uğraşıyorlar. Hayvancılık onlar için oldukça önemli. Ve aynı zamanda bu coğrafyada artan bir nüfus var ve bu doğal kaynaklar artan nüfusun ihtiyacını karşılayamıyor ve aynı zamanda Türkler bu coğrafyadan esir düşme korkusuna bağlı olarak da göç etmekte. Bağımsızlık istekleri yüksek. Bundan dolayı da esir düşme korkusu Türklerin bu coğrafyadan göç etmesine neden oluyor. Aynı zamanda burada sevgili arkadaşlar boylar arası ne var? Hakimiyet mücadeleleri var. Yani buradaki yaşayan Türkler böyle kardeş kardeş yaşamamış, birbirlerine söz geçirmek istemişler ve buna bağlı olarak da Türkler bu coğrafyadan göç etmek zorunda kalmışlar diyebiliriz. Bu da bir diğer sorumuzdu. Geldik. Ne diyor soruda bize? Göçe sebep olan doğal faktörlerden 5 tanesini yazınız diyor. Şimdi göçe sebep olan doğal faktörlerden 5 tanesi diyorsa burada birincisi deprem. Yani bizim geçen sene maalesef yaşamış olduğumuz depremden sonra binlerce insanın Türkiye'nin başka alanlarına göç etmesi göçe sebep olan doğal bir durumdur. Ya da geçen senelerde özellikle küresel iklim değişimlerine bağlı olarak hem dünyada hem de Türkiye'de birçok noktada orman yangınları çıktı ve yangınların büyümesi, şiddetinin artmasına bağlı olarak insanlar başka alanlara göç etmek zorunda kaldı. Bu da doğal bir faktördür. Ya da Yahu biraz önce Türkler Orta Asya'dan niye göç etmişti çocuklar? İklime bağlı meydana gelen kuraklık bu da doğal bir faktördür. Ya da burada ne diyebiliriz? Bir çığ olayını düşünebiliriz. Ya da bir tsunami olayını düşünebiliriz. Burayı böyle uzatabilirsiniz. Bunların hepsi göçe sebep olan doğal faktörlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunları da unutmamış olalım. Geldik şimdi güzel bir soru. Bence çıkabilitesi yüksek sorulardan bir tanesi. Ne diyor bize? Aşağıda verilen haritada işaretli alanlarda nüfusun yoğun ya da seyrek olduğunu sebepleriyle birlikte yazınız demiş. Yazalım. Bakalım yazalım. Birden başlıyorum. Bir neresi? Birinci bulunduğumuz alan Amazon havzası. Ve bu Amazon havzasında nüfus seyrek. Ya ben önce şuraya şöyle seyrek olan alanları yazayım. Bak bir numaralı alan seyrek. Neden seyrek? Bunu da sözel anlamda yazmayla vakit kaybetmeyelim. Sözel anlamda söyleyelim. Bir numaralı alanda nüfusun seyrek olmasının temel sebebi ekvatoral iklim bölgesidir çocuklar. Çünkü ekvatoral iklim bölgesi yıl boyunca sıcak ve yağışlı bir iklimdir. Bitki örtüsü gördür. Bu ister istemez insanların bu alanlarda daha yüksekliği aşamasına da neden olmuştur diyebiliriz. Hemen şöyle 2 numaraya geldim. 2 numara neresiydi? 2 numara Batı Avrupa. Yani şimdi biraz önce bunun konu anlatımında ne dedik? Batı Avrupa varsa maşallah subhanallah diyeceksin. O zaman yoğunu da nereye yazalım? Yoğunu da şunun üst kısmına yazalım. Şuraya da şöyle ben yoğun diyeyim. O zaman 2 numarada yoğun oldu mu? Şunları da şöyle sarıyla daha belirgin hale getirelim. Güzel güzel. Peki 2 numara neden yoğun? Beşeri faktörler. Burada sanayi olabilir, ulaşım olabilir, turizm olabilir, eğitim, ticaret, sağlık hepsi olabilir sevgili arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Bununla birlikte 3 numaralı alana geldiğimizde 3 numaralı alan bak Kuzey Afrika hattı. Şuraya şöyle 3 numaralı alana Kuzey Afrika diye yazıyorum. Eğer ki Kuzey Afrika varsa Sahra Çölü vardır. O zaman 3 numaralı alanda nüfus seyrektir. Çünkü bu alan çöl bölgesidir. Yağış azlığı var sıcaklık farkları oldukça yüksek, su kaynakları bakımından yetersiz, tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemiş. Yani tüm bu sebepler bu alanda nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 4 numaraya geldiğimizde 4 numarada kimi görüyoruz? Hindistan'ı görüyoruz. Tabii ki de Hindistan şu anda dünyada nüfusun en fazla olduğu ülke. Neden? Buradaki tarımsal faaliyetler, toprağın verimli olması, iklimin ılıman olması geçmiş dönemde buranın ilk medeniyetleri ev sahipliği yapması günümüzde de bu coğrafyanın yoğun bir nüfusu sahip olmasındaki ana etkendir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik şimdi kim var kim var? 5 numara var. 5 numara Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kısmı. Peki 5 numarada nüfus yoğun mu derseniz Tabii ki on. Şunu da unutmayalım. 2 numarada bahsetmiş olduğumuz beşeri faktörlerin hepsi 5 numara içinde geçerlidir diyebiliriz. Bunu unutmayalım. Hemen 6'ya geliyorum. 6 numaralı alanı. Ben şuradan şöyle bak onu şöyle bir şey yapalım. Şu 6 numaralı alanı ben şöyle şuradan alayım. Size böyle daha böyle gelebilitesi yüksek bir yere eşleyeyim onu mesela şuraya şöyle eşleyebiliriz. Bak burası olsun. Hemen şuradan siyahımı da alıyorum. Al. Ah, şuraya şöyle 6'yı yazdım. 6 numaralı alanda nüfus seyrektir. Neden? Çünkü burası Greenland'dır. Soğuk bir iklim bölgesidir ve bundan dolayı nüfus seyrek diyebiliriz. 7 numaralı alana geldiğimiz zaman Çin Tabii ki de Çin yoğun nüfuslu bir bölge. Hem beşeri faktörler etkili hem de tarihi faktörler diyebiliriz. Bununla birlikte 8 numaraya geldiğimizde bak dikkat et. Avustralya ama orta ve batı Avustralya. Orta Batı Avustralya çöl bölgesidir ve bu çöl bölgesine bağlı olarak bu alanda nüfus seyrektir diyebiliriz. 9 numaraya geldiğimiz zaman 9 numaradaki alanımız Nijerya. Burada madencilik faaliyetleri vardır ve burası yoğun nüfuslu bir bölgedir. Bunu unutmayalım. 10 numaraya geldiğimizde 10 numara alanımız Orta Asya sevgili arkadaşlar. Orta Asya'da gene nüfusun seyrek olduğu alanlar içerisinde yer almakta. Bak şuna şöyle yazıyorum. Esas duruş geç. Dikkat diyorum. Böyle bir soru karşına gelme ihtimali oldukça yüksek. Hemen şöyle bir ince de ekran alıntısı alman için bekliyorum. Haydi bakalım geçtim. Şimdi dünyayı yaptık eyvallah. E bunun bir de Türkiye'si olmayacak mı? Tabii ki de olacak. O zaman ben gene şuraya şöyle köşeye ne diyorum? Dikkat diye yazıyorum. Oldu dünya gelmedi. Oldu Türkiye geldi. Hiç merak etme. Burada da bunu yapacağız. O zaman şuraya ben gene şöyle yoğun nüfusu sahip bölge diye yazayım. Altına da geleyim şöyle seyrek nüfusu sahip bölge diye yazayım abi. Ondan sonra şuradan da sarıyla şunu şöyle güzel bir şekilde belirtelim. Bunu da buradan şöyle güzel bir şekilde belirtelim. İşimizi güzel yapalım. Şimdi buraya geldim. Burada şöyle kim var? Tabii ki de güzel İstanbul'un um var. İstanbul'da tüm faktörler gelişmiştir. Ne diyoruz İstanbul için? Taşı, toprağı, altın, güzel İstanbul'um diyoruz. Tabii ki de burası yoğun nüfuslu bir bölge. Bir numara aldım. Hemen iki numaraya geliyorum. İki numaralı yer Antalya'nın ve Muğla'nın ara kısmında kalan Teke platosu ve Teke platosu sevgili dostlar karstik bir platodur ve burada güneybatı toroslar yer almaktadır. Hem yer şekillerinin engebeli olması hem de karstik bir platonun olmasından dolayı bu iki numaralı alanda da gene nüfusumuz seyrektir bunu unutmayalım. Bak bu iki numarayı ben şuraya alsam tamam bak şuraya alsam şöyle ondan sonra bunu da şöyle iki diye yazsam Vallahi bana kimse bir şey diyemez. Burası da sevgili arkadaşlar taş eli platosudur. Taş eli platosu da gene karstik bir pilotodur. Hem de yeryüzü şekilleri engebelidir. Nüfus seyrektir diyebiliriz. 3 numaralı alanımız güzelimiz Adana sevgili arkadaşlar. 3 numaralı alan yoğun nüfusu. Neden? Tarımsal faaliyetler, tarıma dayalı sanayi faaliyetleri. 4 numaralı alana geldiğimiz zaman canım İzmir yer almakta. 4 numaralı alan tabii ki de yoğun. Her şey var. Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, eğitim, ticaret, her şeyi aklınıza getirebilirsiniz. İzmir için bunu yapabilirsiniz. 5 numaralı alana geldiğimiz zaman Tuz Gölü çevresi. Burası yağış azlığına bağlı olarak toprakların tuzlu olmasına bağlı olarak tarımsız fa tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemekte. Bu da nüfusun seyrek olmasındaki ana etkendir. 6 numaralı alana geldiğimiz zaman Zonguldak ve çevresini alacağız. E Zonguldak çevresi varsa madencilik faaliyetleri yoğun. 7 numaralı alana geldiğimiz zaman Sinop çevresini ele alacağız. Burada Küre Dağları yer almakta ve nüfus seyrek. 8 numaralı alana geldiğimiz zaman Kuzey Doğu Anadolu Erzurum Kars Ardahan. Ben şuraya şöyle Kuzey Doğu Anadolu diye yazayım. Bak buraya böyle kuzeydoğu Anadolu diye yazdık. Bu alanda nüfusun seyrek olmasının temel sebebi iklimin soğuk olmasıdır diyebiliriz. 9 numaralı alan neresidir burası? Tabii ki de Batman sevgili arkadaşlar. Peki burası yoğun mu? Tabii ki de yoğun. Neden? Çünkü burada petrol var, maden, madene dayalı sanayi var. 10 numaralı alan başkentimiz, canımız Ankara'mız tabii ki de idari yapıdan dolayı burası da yoğun. Neden? Memur şehri ya başkentimiz memur şehri. Belki dünya gelmedi karşına ne gelebilir? Türkiye gelebilir. Aman buna da dikkat et. Şimdi geldik göç türlerini karşılaştırınız. Şimdi yazılı da böyle bir sorunun gelme ihtimali çok yüksek midir dersek gelebilir. Bana mesela göç türüyle ilgili örnekleri sorgulatabilir. Ya da örnekleri verip göç türünü sorgulatabilir. İkisini de çevirirsiniz diye düşünüyorum. Ne demiş bize? Ülke sınırları içerisinde çeşitli nedenlerle gerçekleşen göç. Yani burada diyor ki biri diyor Kars'tan Ankara'ya geliyorsa bu yapılan göç nedir? Bu yapılan göç tabii ki de iç göçtür sevgili arkadaşlar. Bu bir. Bu yaz ailemle birlikte Adana'ya pamuk toplamaya gittik diyor. Bak. Bu yaz pamuk toplamak için Adana'ya gitmiş mi? O zaman bunun yaptığı göç türü ne oldu? Mevsimlik göç oldu. Burayı da şöyle yazdım. İki ülke arasında yapılan antlaşmalar. Burada soru bitti. Bak, iki ülke arasında antlaşma yaptık ve belli bir yerdeki nüfusu karşılıklı olarak yer değiştirdik. Bu yapılan göç mübadele göçü olarak geçer. Biz bunu kimle yaptık? Yunanistan'la yaptık. Yunanistan Türkiye arasında yapıldı ve burada karşılıklı vatandaşlarımız ne yaptı? Yer değiştirdi. Doktor Mehmet Öz tıp alanında çalışmalar yapmak için Amerika'ya gitmiş. Niye Amerika'ya gitmiş? O zaman bizim ülkemizde bu noktada belirli bir yetersizlik varmış ve bu gelişmişlik seviyesinin daha yüksek olduğu bir alana göç etmiş. Biz burada neyi kaybettik? Beynimizi kaybettik. Bu beyin göçüdür. Suriye'deki iç savaş yüzünden Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldım. Savaş ve şuraya şöyle sosyal olay göçleri diyebiliriz. Ülke sınırları dışına doğru. Bak ülke içine doğru yapılan iç göçtü. Öl, ülke sınırları dışarısına yapılan göçe ise dış göç diyeceğiz. Dedem zamanında işçi olarak çalışmak için Almanya'ya gitmiş. Ulan dedem ne akıllıymış diyeceksin değil mi? O zaman bu da ne oldu? İşçi olarak gittiği için işçi göçü oldu sevgili arkadaşlar. Teknisyen olan abim otomobil fabrikasında çalışmak için İzmit'e yerleşti. Bak oraya yerleştiyse bu ne oldu? Sürekli bir göç oldu. Şuraya şöyle sürekli göç diyeyim. Ve aynı zamanda bu bir işçi göçüdür. Sonuçta teknisyen olarak oraya ne yaptı? Çalışmaya gitti diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi bir diğer soruya. Bak şuraya şöyle diyorum ki banko. Bu soru banko gelir. Ama buna dikkat edin. Diyor ki soruda bize aşağıda verilen meslekleri ekonomik faaliyet türleriyle eşleştiriniz demiş. Meslekleri eşleştireceğiz. Bakır madeninde çalışan işçi. Bak burada en önemlisi şu. Madende mi çalışıyor bu işçi? Madende çalışıyor. Madencilik kimdeydi? Birincil ekonomik faaliyet grubundaydı. O zaman bakır madeninde çalışan bu işçi birincil ekonomik faaliyet grubundadır. Şimdi bak oradan bana şunu diyor olabilirsiniz. Hocam nasıl ya? İşçi ise o zaman bu ikincilde olmayacak mı sanayi tesisi? İşçiler evet ikincildedir ama bu adam ne yapıyor? Ham maddeyi üretiyor. Ham maddeyi üretiyorsan neredesin? Birincildesin ham maddeyi mamül maddeye getiriyorsan ikinci ildesin tamam bak buna dikkat et en böyle çeldirici olacağı bu neden şundan dolayı bak salça fabrikasında çalışan işçi bak bak bir madende çalışan işçiydi biri fabrikada çalışan işçi o zaman üçteki kim nerede çalışır derseniz ikincil ekonomik faaliyette çalışır. Tamam mı? Bak bunu da unutmayalım. Önemli. Mesela buraya gelmiş. Dörde Çoban demiş değil mi? E çoban ne olacaktır hayvancılıkta? O zaman bu dört numara nereye gitti? Birincil ekonomik faaliyeti. Ormancı nereye gider? Birincil ekonomik faaliyet grubuna gider tamam mı? Hemşire hizmet sektöründedir. üçüncü ekonomik faaliyettedir. O zaman beşe gidecektir. İnşaat işçisi. Bak ham maddeyi alıyor, karıyor, ediyor, mamül madde haline getiriyor mu? Getiriyor. O zaman inşaat işçisi ikinci ekonomik faaliyet grubuna girecektir. Makinist Ulaşım sektöründe çalışan kişiler bana ne yapıyor? Hizmet ediyor. O zaman makinist de ne oldu? 3. ekonomik faaliyet grubu. Öğretmen bilgisiyle bana hizmet ediyor. O zaman 3. ekonomik faaliyet grubunda. Doktor deneyimiyle bilgisiyle bana yardımcı oluyor. O zaman 3. ekonomik faaliyet grubu. Yazılım mühendisi. O zaman burada bir dijital kısım var. Bu neresi oldu? 4. ekonomik faaliyet grubu oldu. Şirket yöneticisi. Bak üst düzey bir kitle karar verir bana. Bunu yapalım, şunu yapacağız, bu oldu, bu bitti. O zaman bu 5. ekonomik faaliyet grubunda. Bak işte bu güzeldi. Şimdi nasıl? Bakır madeninde çalışan işçi var mı? Var demir çelik fabrikasında çalışan işçi var mı? Bak fabrikada çalışan bir işçi varsa o zaman bu ikincil ekonomik faaliyet grubuna girer. Mobilyacı ormancının üretmiş olduğu bir ürünü kullanılabilir hale getirir. O zaman bu da ikincil ekonomik faaliyet grubundadır. Allah'ını seven şuraya dikkat etsin. Burayla ilgili mutlaka soru karşına gelecektir diyebilirsin. Gel bir diğer soru. Süre, sınır, istek kriterlerine göre göçler kaç ayrılır? Hemen birinci kısımda şuraya şöyle süre durumuna göre göçler. Bir, şöyle yazıyorum. Mevsimlik göç, değil mi? Belirli bir süre yapacağız. Bir de ne var? Sürekli ya da daimi göç. Mesela birinin, herhangi birinizin içerinizden Van'dan İstanbul'a yerleşmesi. Bizi Vanlı olup da İstanbul'dan izleyenler varsa ve orada yaşıyorsanız, artık İstanbul'da yaşıyorsanız sizin yapmış olduğunuz bu göç sürekli göç oldu. Ama belirli bir süre bir yerde çalışmak için olabilir. Ya da işte eğitim için olabilir. Sağlık için olabilir gidiyorsunuz ve bu süre bittikten sonra tekrar bulunduğunuz yere geliyorsanız bu mevsimlik göçtür. Sınır durumuna göre göçleri biz nasıl ayıracağız? 1. Eğer ki ülke sınırları içerisinde yapılan bir göç hareketi ise bu göçe biz iç göç diyeceğiz. Eğer ki ülke sınırları dışarısında yapılan bir göç hareketi ise bu göçe biz dış göç diyeceğiz sevgili arkadaşlar bunu unutmayalım. İstek durumuna göre yapılan göçler. Eğer ki biz bir göç hareketini kendi isteğimiz doğrultusunda yapıyorsak bu göç hareketini biz gönüllü göç diyeceğiz. Bunu unutmayalım. Eğer ki bu göç hareketi bizim isteğimiz dışında gerçekleşiyorsa bu göç hareketini de biz zorunlu göç diyeceğiz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer soru. Bak şuraya gene yazdım. Bu soruda sınavda karşına banko olarak gelecek. Bak buna da dikkat et. Ne diyor soruda? Aşağıda verilen kentler arasında en kısa yoldan yapılacak deniz yolu ulaşımında kullanılması gereken boğaz ve kanalları sırayla yazınız demiş. Mesela birincisi Los Angeles'tan başlıyoruz. Doha Limanı'na gidiyoruz. Bak şimdi Los Angeles'tan başladık. Doha Limanı'na gittiğimizde birincisi tam buradan geçmek zorundayız. Burası neresi? 12 numaralı yer. 12 numaralı yer Panama kanalıdır. Bak Panama kanalı diye yazdım. O zaman şuraya da şöyle 12 numara diye yazıyorum. Tamam mı? Oradan devamında gideceğiz. Şuradan şöyle geldim geldim geldim. Hop 10 numaradan gideceğim. 10 numara kim? Cebeli Tarık Boğazı. Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçiyoruz. Cebeli Tarık kaç? 10 numara. Devam ettim. Buradan geldim geldim devam ediyorum. Gemiyle gittim gittim. Hop 6 numaradan geçtik. 6 numarada kim var dersek Süveyş kanalı var. İnsan eliyle yapılmış tamam mı? 6 numara yazdım. Oradan devam ettik 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 ettik. Buraya geldik. 11 numarada kim var dersek Babül Mendeb Boğazı var. Babül Mendeb Boğazı var. 11 numara ve oradan devam ettim. Nereye geldim? 7 numaraya geldim. 7 numarada da Hürmüz Boğazı var. Buraya şöyle yazayım. Bir sonrakinde o puntoyu da küçültelim. Hürmüz'e geçtim ve Doha'ya ne yapmış oldum? Ulaşmış oldum sevgili arkadaşlar. Bu birinci kısımdı tamam mı? Şimdi geldim. Bunu siliyorum. Şöyle devam ettim. Sonra bana ne demiş? Hong Kong'la Venedik arasında. Hong Kong buradan başladım. İlk olarak şuradan 3 numarayla geçeceğim mi? 3 numarayla geçtiğim yerde kim var derseniz Malakka Boğazı var. 3 numarayı şöyle yazdım. Buradan devam ediyorum. Buradan böyle açık deniz korsanlar var. Savaşlık ettik. Gel. Şuraya geldik. Somali'nin bulunduğu yere geldik. 11 numara neydi? 11 numara Babil Mendep'ti. Şuraya şöyle o zaman ben Babil Mendep Boğazı diye yazdım. Parantezde 11 numara diye aldım. Buradan devam ediyorum. Kızıldeniz geçtim geçtim. Ve 6 numaraya geldim. 6 numarada kim var? Süveyş kanalı var. O zaman şöyle 6'yı yazdım. Buradan böyle devam ettim ettim ettim. Nereye gidiyorduk bu arada? Yolu da unutmayalım. Venedik'e gidiyoruz. Hop şuradan şöyle. Aşıklar diyarı Venedik'e ne almış olduk? Gelmiş olduk sevgili dostlar. Batum'dan St. Petersburg'a gideceğiz. Bakalım Batum'dan St. Petersburg'a nasıl ne şekilde gideceğiz. Batum burada. St. Petersburg tam şu kısma gideceğiz. Batum buradan geçerken 4 numarada İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek zorundayız. Stratejik anlamda oldukça önemli bir yere sahip. Devam ediyorum buradan böyle. 2'den geçemem çünkü 2 numaralı alanda turistik bir geçiş güzergahı olan Korint kanalı vardı. Şurada ondan geçiyorum Cebeli Tarık Boğazı. 10 numarayı şöyle yazdım. Devam ediyorum. Buradan böyle geldim. 5 numarada Dover boğazından geçmem lazım. 5'i böyle yazıyorum. Ve şurada şöyle 8 Almanya Kiel kanalından geçmem gerekiyor. 8 numarayı da böyle yazdım. Bak bunları yazarken bir yandan hangisinin kaç numara olduğunu da yazıyorum. Onları da harita üzerinden bakın yani buraya numaraları ben boş boşuna yazmıyorum. Allah'ını seven ona da dikkat etsin ya. Hong Kong, St. Petersburg Şimdi sen Petersburg buradaydı, Hong Kong. E şimdi buradan başladığımızda gene 3 numara olarak kimden geçeceğiz? Malakka Boğazı'ndan geçeceğiz. Şuraya şöyle Malakka Boğazı. Kaç numaraydı? 3 numaraydı. Buradan böyle devam ettim. 11 numaraya geldim. 11 numarada Babülmendep Boğazı'ndan geçeceğim. Bak şuraya şöyle Babil Mendeb Boğazı diye yazdım. 11 numara. Buradan devam ettim. Kızıldeniz üzerinden Mısır'da Süveyş kanalından geçeceğim. Süveyş kanalı kaçtı? 6 numaraydı. Ve Süveyş'ten devam edeceğim. Bak şuradan şöyle devam ediyorum. 10 numarada Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçiyorum. Cebeli Tarık Boğaz'ından geçiyorum 10 numara ve buradan böyle devam ettim. 5 numarada Dover Boğazı'ndan geçeceğim İngiltere ile Fransa arasında ve oradan devam ettiğimde 8 numarada da kimden geçiyorum? Kiel kanalından geçiyorum ve nereye ulaştım? Saint Petersburg'a ulaştım. Burada bize böyle bir soru sorgulatabilir. Tamam? Mı? Öğretmenimiz yan diyebilir. Burada iki bölge verir. Bu iki bölge arasındaki yapılacak deniz yolu ulaşımındaki kullanılması gereken boğaz kanallar neresidir diyebilir. Buna dikkat edin. Gelin şöyle birkaç tane çoktan seçmeli soruya bakalım. Demiş ki soruda bize dünya üzerinde nüfus sürekli artarak günümüzde 8 milyarı aşmıştır. Tamam. Dünya nüfusunda belirgin artışların yaşandığı dönemlere nüfus sıçraması ya da sıçrama dönemleri diye ifade edilir diyor ve dünya nüfusunda bakın dikkat edin birinci sıçrama dönemi 3 tane dönem vardı bunlardan yerleşik hayata geçiş ikinci dönemdi. Sanayi devrimi 3. dönemdi. İnsanların alet yapması 1. dönemdi. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesi, tarım faaliyetlerine başlaması. Bunlar hadi tarımsal faaliyetleri de şu yerleşik hayatı geçişle ilişkilendirirsem 2'yi alabilirim. Onun üstündeki çarpıyı da şöyle sileyim abi tamam mı? Ama bana ne diyordu? 1. sıçrama dönemi diyordu. Alet yapmayı keşfetmesi. Yani cevabımız C seçeneğidir. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki iş kollarından hangileri? Bakın dikkat edin. Üçüncül ekonomik faaliyet grubu yani hizmet sektöründe çalışmaktadır diyor. Gelin hep birlikte bu hangi ekonomik faaliyet kollarıymış ona şöyle bir göz atalım sevgili arkadaşlar. Bak eğitim sektörü e, öğretmenler üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışmaktadır. Tamam bunu yazdım bu bir. Sağlık sektöründe çalışanlar gene üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışmaktadır. Bunu da böyle yazdım. İnşaat sektöründe çalışanlar ikinci ekonomik faaliyet grubunda çalışmaktadır. Bu orada olmadı. Maden işleme diyorsa bak madeni işliyor madeni çıkarmıyor. Madeni işliyorsa ikinci ekonomik faaliyet grubu yani sanayi tesisinde çalışmaktadır. Bana üçüncül diyordu. O zaman bir ve iki sorumuzun doğru cevabı B seçeneği unutmamış olalım. Geldik bir diğer soru. Akdeniz ile Atlas Okyanusu arasındaki bağlantıyı en kısa yoldan sağlayan su yolu aşağıdakilerden hangisidir? O zaman gelin hep birlikte şurada şöyle harita kısmına bakalım. Şunu şöyle kapatayım. Bir tık yukarı çıksam. Hadi bakalım. Şöyle bir tık. Ha. Şimdi demiş ki Atlas Sokya'nın su burası. Tamam önce böyle bir soru gördüğünüzde kafanızda dünya haritasını şekillendirmeniz lazım. E şimdi Akdeniz'de burası. Akdeniz'le Atla Sokya'nın su on numarayla birbirine bağlanır. E on numarayı burada biz ne demişiz? Cebeli Tarık Boğaz demişiz. E bakalım Atlas Boğazla Akdeniz'i birbirine bağlayan Cebeli Tarık Boğazı seçeneklerde var mı? D'de de var işaretledim geçtim. Geldik MEB'in örnek yazılı sorusuna. Diyor ki 3. ekonomik faaliyet grubunda yer alan meslek gruplarından 5 tanesini yazınız. Yani böyle bir soru karşına illaki gelecek. Burada diyeceksin ki eğitim sektöründe çalışan öğretmenlerimiz yani sizler başımızın tacısınız bu faaliyet grubundasınız. İkinci sağlık sektöründe çalışan doktorları düşünebiliriz sağlık sektöründe çalışan hemşireleri düşünebiliriz. Ya da ulaşım sektöründe çalışan şoförleri düşünebiliriz. Hatta ben buraya biraz daha böyle süslü olsun diye pilot yazalım ya pilot yazalım tamam mı? 5 numarada başka kimi yazalım mesela? Adalet sektöründe çalışan avukatları yazabiliriz tamam mı? Al sana güzel 5 tane 3. faaliyet grubunda çalışan kişi bu böyle bir sorunun gelme ihtimali de yüksek. Geldik şimdi sevgili arkadaşlar MEB'in bir diğer örnek yazılı sorusuna. Diyor ki bize aşağıdaki grafiklerde İki ayrı ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı verilmiştir diyor. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerini dikkate alarak grafiklerin hangi ülkeye ait olduklarını ve ülkelerin genel özellikleri hakkında çıkarımlar yazınız demiş. Bak şimdi. Gelişmiş ülkelerde üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı daha fazla. O zaman bu üçüncüldeki renk oran anlamında ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmiş bir ülkedir. Eğer ki birinci ekonomik faaliyetin oranı ne kadar büyükse oransal anlamda o ülke o kadar az gelişmiş bir ülkedir. O zaman şöyle ikisini de küçük yazdık. İkisini de küçükten gidelim. Şuraya da şöyle o zaman ben az gelişmiş ülkedir diyor. O zaman bakalım. Bak şimdi dikkat et. Birinci ülkeye baktığımızda birinci ülke yüzde 69,3 ile hangi sektörde çalışmış bu adamlar? üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışmıştır. O zaman bu ülke nasıl bir ülkedir dersek bu ülke şuraya şöyle ben yazıyorum gelişmiş bir ülkedir. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Bunu da kırmızı alayım. Şöyle daireyi aldım bunu da kırmızı daireyi aldım. Ve bu ülkenin de yüzde 63,7'lik kısmı hangi sektörde çalışmış? Birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışmış. E birincil ekonomik faaliyet grubuysa bu ülke nasıl bir ülkedir? Az gelişmiş bir ülkedir. O zaman ben bu ülkeyi kim desem kim desem mesela ben bu ülkeye Çat diyebilirim. Tamam mı? Mesela bu ülkeyi kim diyebilirim? Bu ülkeye mesela Fransa diyebilirim. Hiçbir sıkıntım olmaz. Tahmini olarak böyledir değildir ama genel itibariyle yazdığımız ifadeler doğrudur. Hangisinde eğitim seviyesi daha yüksektir? Tabii ki de Fransa'da. Hangisinde ortalama yaşam süresi daha kısa? Çat'ta. Hangisinde kişi başına düşen milli gelir daha yüksek? Fransa'da. Hangisinde okur yazarlık oranı daha düşük? Çat'ta. Da. Hangisinde kent nüfus oranı daha düşük? Çat'ta. Da. Hangisinde kent nüfus oranı daha fazla? Fransa'da diyebilirsiniz. Bunu da böylece ne yapabiliriz? Uzatabiliriz sevgili arkadaşlar. Bir diğer soru. Ülkemizde diyor ki bak Ankara, İzmir, İstanbul yoğun bir şekilde göç almaktadır. Bu üç ilin yoğun bir şekilde göç almasına bağlı olarak meydana gelebilecek sorunlar nelerdir? Bir çevre sorunları diye bunu şöyle uzun uza diye yazmama gerek yok. Yani ne olabilir? Hava kirliliği olabilir. Su kirliliği olabilir. Toprak kirliliği olabilir. Ya da gürültü kirliliği olabilir. Ya da gece kondulaşmaya bağlı olarak görüntü kirlilikleri meydana gelebilir. Bunlar bir. İkincisi altyapı sorunları meydana gelebilir. Üçüncüsü yoğun bir şekilde göç aldığı için bu alanda işsizlik dediğimiz olay baş gösterebilir. Ya da aynı zamanda orman alanları, tarım alanları ya da mera alanları tahrip edilerek yerine yerleşmeler inşa edilebilir sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte asayiş yani güvenlik problemleri de ortaya çıkarabilir. Bunu da unutmamış olalım sevgili dostlar. Bak bunlar sorundur. Ama mesela kültürel çeşitlilik artar. Bir sorun değildir sevgili arkadaşlar. Bunu da böyle ekstra söylemiş olalım. Geldik sizinle birlikte bugünkü yazılı kısmımızın sonuna. Bizler üzerimize düşeni yaptık. Artık şimdi o bayrağı size devrediyoruz. İnşallah bu yazılıda da yüksek notlar alarak ortalamanızı en yüksek seviyeye ulaştırırsınız. Yazılarda hepinize başarılar diliyorum. Dualarım sizinle diyelim. Karşında günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.